Sen. Sen ha. Sen. Görmeyeli çok büyümüşsün eski dost. Çok. Ben görmeyeli yaşlandım. Ufaldım. Ben içeride hüküm giyerken sen dışarıda hüküm sürdün. Gerçi ben kötü girdim içeri. Ama içeride insanı anladım. Sen iyi çocuktun. İyi çocuktun da iyice insanlıktan çıkmışsın. Tamam. Ben sana kötülük ettim. Ama şimdi sen baştan aşağı kötülük olmuşsun. Yani diyeceğim o ki şimdi sen güçlüsün, gençsin. Vurup bana beni yere yıkarsın. Dua et ki o iş orada bitsin. Çünkü iş orada bitmezse, vurup beni yıkamazsan yere, boyuna, posuna, gelmişine, geçmişine bakmam. Bu işi ben başlattım. Bitirmeden bırakmam. Biz dayı. Kenan Bey selam söylüyor. Gidelim. İn aşağı Remzi. Direksiyona geçmenin zamanı geldi. Ben de geleyim dayı. Adama ihtiyacın olur. Var. Bir avuç adama ihtiyacım var bundan sonra ama kim onlar belli. Ezel Bey tamamdır. Ezel. Kenan'la buluşma tamam. Senle ben gideceğiz. Tamam dayı. Yeni oyuncular. Bir tanesi asker. Ele avuca sığmıyor. Kızdırması kolay. Ama kötü bir huyu var. Kendini affettirmek ister gibi savaşıyor. O yüzden her düştüğünde geri kalkacak bu. Başınız sağ olsun. Öldürdüğüm kız yakınındı galiba. Ağlamandan çıkardım. Benim için özel bir ağdı. Normalde yaşlı, çirkin, sarkık insanlar oluyor. Ama o kız çok güzeldi değil mi? Onu öldürmek benim için büyük bir zevkti. Aaaaaah!
Bir tanesi üçkağıtçı. Hilekar. Her şeyi istiyor. Satın alması kolay. Ama kötü bir huyu var. Bir şeyden, birinden kaçıyor. Ondan kaçmak için her şeyi yapar. Satın alsan, bir gün seni bile satar. Yok lan. Yok. Hiçbir şey değişmedi. Aynı insanlarız. Bak, ben hiçbir yere gitmedim. Yok, hayır. Yok. Merhaba kanka. Ve diğeri. Ramiz dayının has adamı. Öğrencisi. Kim olduğunu kimsenin bilmediği adam. Ömer. Hayır! Bu adamı geçip eski dosta ulaşacağız. Kolay. Yeni oyuncular, yeni oyun. Ama asıl rakip eski. Çok eski. Sana eskiyle yeninin farkını anlattım. Anladın mı? Ben Kenan Bey'e ileteyim dediklerinizi. Boş ver iletmeyi. Boş ver bir şey iletmeyi sen. Yeniler akıllarıyla her şeyin hallolacağını sanır. Eskiler gönüllerini koymadan nokta koymazlar hiçbir şeye. Al. Al. Yeniler her şeyi başkasına yaptırır. Eskiler, benim kadar eskiler bilir kendilerinin neyi yapacağını. Küçük bir sorun var. İstediğim kadar hesaplayayım her şeyi, başa dönemem. İlk geldiği günü geri alamam. Ramiz Karaeski, dayı, onu buraya ayak bastığı gün beni ben yapmadan önce öldüremem. İmkansız. Ne dersiniz? İşinize yarar mıyım Kenan Bey? Bilmem. İmkansız bir şeyin peşindeyim. Benim için imkansızı başarabilir misiniz? Olur mu öyle şey? Ama belki ben varım diye artık siz başarırsınız. Niye kabul edeyim ki böyle bir şeyi? Çünkü buradayım. Bugün her şeyin biteceğini zannediyordunuz. O yüzden en önemli kuralı bozdunuz. Hiçbir şey size bağlanmıyordu. Hiçbir şey size ulaşamıyordu. Ama bugün evinizin kapıları açıldı. Bugün dokunulmazlık kırıldı Kenan Bey. Akıllıca, kazanacağınızdan en emin olduğunuz an, en savunmasız olduğunuz andır. Bunu da mı Ramiz öğretti size? O benden. Polisi aradım, geliyorlar. Kabul mü? Ben haklıyım Ezel. Haklı olan taraf benim, o değil. Bana inanmıyorsunuz ama bir gün anlayacaksınız. Ben haklıyım. Biliyorum. Son ders o zaten. İntikam alayım diye kimlere zarar veriyoruz? Neler yapıyoruz? Kime dönüşüyoruz? Nerede duruyoruz? Burada. Biz? Biz.
Sen istedin diye bir şey yapmadım Ömer. Sen dedin diye. De. Bahar'ın katili be abi. Ben yanayım. Ama içeri girip bitireyim mi şu işi? Ali. De abi. Bana bir daha Ömer deme. Sizinle yarım kalmış bir işimiz var. Onu bitirelim. Eyşan? Ona da sıra gelecek. Peki. Geleceksiniz artık görmeye. Arada. Ali sen dürümleri getirirsin. He abi? Sen de iskambilleri kaparsın. He? Hı? Eski günlerdeki gibi. Belki baştan başlarız. He? Olmaz mı? İmkansız mı? Hı? Olur be. Yaparız biz be. Hı? Kamil Çalıcı'yı öldüren adam mı? Bahar Tezcan'ı da öldürdü. Kandıralı Recep'i de bu öldürmüş. İtiraf ettin. Cengiz Atay'ın üstüne nasıl suç attığını. Hapishaneden öldürmek için kaçırdığını. Ömer. Özgür müyüm Ömer? Teslim olacaksın. Sonra mahkemeye gideceksin, salacaklar seni. Niye yaptın? İmkansız. Unutmam imkansız. Sevmem imkansız. Vazgeçmem imkansız. Kaybetmem imkansız. Eskiden gençken ben de bir kere aşık oldum. Sevdiğim kıza kavuşmak için ne engeller aştım. Gençtim. Bütün engelleri geçeceğim sandım. Çok geç anladım. O gitmeye karar verince aşka yetişmek imkansız. Artık akıllandım. Boşuna koşmuyorum. Bir ıslık çalınca kimi istersem o bana geliyor. Ben de tam sizi düşünüyordum. Eyşan nerede? Buraya geliyordu en son. Sizi uyardım. Bizden uzak durun dedim. Niye? Ne oldu ki? Sen Ramiz Dayı'dan çekiniyorsun. Ondan korkuyorsun. Görüyorum gözünde. Ama yanılıyorsun. Ondan değil, benden korkman gerek. Ben senin masum oyunlarını yemem. Ben sen her oyun kurduğunda o kağıtları buruşturur atarım. Ben sana ulaşırım. Hala anlamadın mı? Siz niye geldiniz buraya? Beni korkutmaya mı? Yoksa Eyşan'ı kurtarmaya mı? Ya da Eyşan'ın beni öldürmesini engellemeye mi? Beni kurtarmaya mı geldiniz yoksa? Canım. Sen... Ya da bir dakika. Kendinizi kurtarmaya geldiniz. Bugüne kadar Eyşan'a gerçeği söyleyemediniz, içinizde kaldı. Bugün gelip söylemek istediniz. Ne diyorsun sen? Diyorum ki, biz henüz ikimiz tanışıp el sıkışamadık. Bizim gibi medeni iki insana hiç yakışıyor mu? Merhaba, ben Kenan Birkan. Memnun oldum Ömer Uçar. D.
dedim. Dedim ama siz beni dinlemediniz. Ben sizin düşmanınız değilim dedim. Bu hayatta sizi en iyi anlayan benim Ömer. Aslında biliyor musunuz? Sırf bunu ispat için işimi gücümü bırakıp bugün buraya geldim. Bu hikayede sizin sorununuz ne biliyor musunuz? Seni öldürürüm. Daha akıllı laflar söyleyin. Baskı altındayken daha iyi laflar çıkarın. Seni öldürürüm. Bu ne öyle? Kim söyledi? Ha, ben de ona geliyorum. Aslında plan çok iyi. Ama biraz oyalanmışsınız sanki. Yani sonuna doğru tam hedefe yaklaşmışken ama son hamlede nedense zayıflıyoruz değil mi? İtiraf etmeliyim ben de öyle. Onun için benim aklıma müthiş bir fikir geldi. Alfred Hitchcock'un filmlerindeki gibi siz bayılacaksınız bu fikre. Diyorum ki birbirimizin işini yapalım. Siz bana Ramiz'i getirin. Ben de sizin yarım bıraktığınız işleri tamamlayayım. Hatta bugün ben bir iyi niyet göstergesi olarak yaptım bile. Ne yaptın? Ne yaptın? Siz bu insanlardan intikam aldınız mı? Almadınız değil mi? Çok ayıp. Yani bizim bir derneğimiz olsaydı size atarlardı. Böyle çekip gitmeler falan. Hangisinden başlasak? Ali, bu adamın suçunun hafifletici sebepleri var. O yüzden cezada indirim yaptım. Durum daha bitmedi. Elde var bir. Aynı anda Cengiz. Sabah Cengiz'e bir uğradım. Bu ülkenin neyine bayılıyorum biliyor musunuz? Her şeyin bir yolu bulunuyor. Cengiz'i tutuksuz yargılayacaklar. Kefil oldum. Niye diyeceksiniz? Sizce niye? Yine ihanet etti. Ne bekliyordunuz be Ömer? Adam üstünde fiyat etiketiyle dolaşıyor. Eyşan'ı göreceksin dedim. İki dakika sürmedi kim olduğunuzu söylemesi. Alçak. Doğru tavır budur işte. İhanet. Yine ihanet. Cezası? Ölüm. Karakolun yanındaki terk edilmiş otoparkın önünde. Cengiz Atay ölümü bulacak Eyşan yerine. Sonunda. Elde var iki. Gelelim sonuncuya. Eyşan'a. Aslında intikamın ta kendisi o değil miydi? Asıl yapmak istediğiniz şey ona söylemek değil miydi? Ama merak etmeyin. Sizin yerinize ben söyleyeceğim. Bugün saat tam 2'de Eyşan beni öldürmeye çalışmadan önce Ömer adına gözlerimin içine baka baka ona sizin kim olduğunuzu söyleyeceğim. Bakalım ne yapacak? Ne istiyorsun? Seyretmek. Ne yapacağınızı seyretmek. Bir kişiyi seçmek için zamanınız var. Bakalım kimi seçeceksiniz? Kimi kurtaracaksınız? Ben size kocaman bir iyilik yapıyorum, farkında mısınız? Sizin yapamadığınızı yapıyorum. Hani siz bana bir ders vermiştiniz ya, intikam nerede başlar diye. Gelin oturun yanıma. Burada bitsin ikimizin de intikamı. Küçük bir sorun var. İstediğim kadar hesaplayayım her şeyi. Başa dönemem.
Ramiz Karaeski. Dayı. İlk geldiği günü geri alamam. Onu buraya ayak bastığı gün, beni ben yapmadan önce öldüremem. Seni şöyle alalım. Tamam, ödeyeceğim dedim. Ama ödemedin güzel kardeşim. Bırak anacığım, tamam. Borcu nedir arkadaşım? Çok, sen mi ödeyeceksin? Ya, çocuğu bırakırsanız yarın o ödeyecek. Bırakmazsam? Bırakmazsan kardeş, siz ödersiniz. Gelişim. İyi bilirim buraları. Nasıl yardım edebilirim sana? Borcunu öde. Ne yapmaya geldin? İstanbul'u bilmiyorsan zor olur. Başka yere benzemez burası. İstanbul'da beni bilmiyor. Ben de başkasına benzemem. Ben de geleceğim seninle. Gelme. Dur, daha tanışmadık bile. Ben Kenan. Kenan Birkan. Senin ismin ne? Benim ismim Ramiz. Ramiz Karaeski. Bir şey yapma Kenan. Yapacağım. Yaptırmam. Ezele bir şey yapma. Yapacağım. Yaptırmam Kenan, yaptırmam. İmkansız. Yapmışsın yine bir yaramazlık. Onu da mı duydun? Pes. Göster bakayım. Of be oğlum. Görecektin. Kimse kalmamış. Yardım mardımak getiriyor. Oradan kimse çıkamaz diye bağırıyorlar. Ben çıktım baba. Peki. Ben ne duymak istiyorum? Ben hiç gelmedim buraya. Görevdeydim. Seninle hiç buluşmadım. Seninle hiçbir zaman buluşmadım. Seni tanımıyorum. Aferin.
Sen bir şey diyeceksin mi? 24 saat içinde Ramiz'in elinde ne varsa gidecek. Sonra? Ondan 24 saat sonra da tarih 8 Eylül. O gün artık senin günün. Koş koş, geç kaldık. Geliyorsun. Kaçınız benimle geliyor ha? Ha? Torunun seni bekliyor. Dokunmamışsın yemeklere. Senin için yaptırdım hepsini. Bak sevdiğin yaprak sarmasından yaptırdım. Etlerin yağlarını aldırdım. Soyun kurusun. Hı. Ben de onun için geldim zaten. İstiyorsan öldür diye. Bir daha. Oğullarımı öldürdün. Oğullarımı öldürdün. Oğullarımı öldürdün! Gitmeden önce bir düşün istersen Ramiz abi. Yalnız söz öldürür. İyi düşün. Ölsem bile neler yapabileceğimi düşün. Sen ne biçim bir adam oldun? Sen ne yaptın
Kenan, ne yaptın? Enteresan. 30 yıl önce aynı soruyu ben sana sormuştum. O zaman ne demiştin bana? Omuzunu silktin şöyle. Yüreğimi dinledim. Yüreğimi dinledim. Şimdi de yüreğini dinleyeceksin mi Ramiz abi? İstersen öldür beni. Git yanına, sarıl torununa. Ama o zaman çocuk ölür. Sen de biliyorsun. Torununa kavuşursan onu öldürürsün. Beni öldürürsen onu öldürürsün. İkimizin de soyu aynı anda kurur. İyi olur. Sen ne biçim adam oldun böyle? Ha? Seni ben mi böyle yaptım? Ha? Seni ben mi böyle yarattım şeytan? Şeytan! Ya da onu ben yanıma alırım. Yaşar. Ama senden nefret ederek yaşar. Babasını senin öldürdüğünü düşünerek yaşar. Bir gün seni öldürmek için yaşar. O benim torunum. Aklını mı dinleyeceksin, yüreğini mi? Yapamam. Torunum yaşasın mı, ölsün mü? Dinle yüreğini. Babanı ben öldürdüm. Sana da bir yarım söyleyeyim mi evlat? Nasıl? He? Niye buradayız? Bilmiyor musun? Gecenin bir yarısı sorgun bitti deyip açarlarsa kapını, aslında niye açtıklarını da bilirsin evlat. Beni ikna etmeye çalışmayacağım. Küçükken sen, seni okuldan çalıp buraya getirirdim. 2-3 tane yerdin, doymazdın. Dede dönmeyelim yapardın. Hatırlıyor musun? Zayıf noktalarımı bilirdin. Bilirdim. Ağzın dolu dolu dödö. 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 Bir hikaye daha anlat derdin. Bir hikaye daha anlat bana.
sana bir hikaye anlatayım mı evlat? Ne anlatacağına dikkat et. Bilirsin. Söz öldürür. Dönüyor musun? Ne istiyormuş arkadaşlar? Gitmemi. Sen ne istiyorsun? Buranın en lüks, en baba, en tepe yeri neresi? Beni oraya götür. Kardeşim, dışarı ne arıyorsun burada? Niye kardeş? Selim. Dolusunuz yine. Kenan kardeşim, arkadaşı alamıyoruz. Deme ya. Osman, arkadaşları en arka masaya alalım. Şu yazar Nuri Bey, Fransa'da oturur. Sahne tarafındaki kadın, sosyetenin hakimidir. Herkese tepeden bakar. Şu masa generaller masası. Bu yine protokol gibiyiz. Şu ön masada oturan adamlar kim? Şşt, indir bak. O buranın sahibi, Beymi Doğan. Karşısındaki de gizli ortak değil. Ağır abi. Ve karşınızda İzmir'in nadide çiçeği Selma Hünel. Niye geldik buraya? Şöyle bir alıcı gözüyle bakmaya çocuk. Ben bu şehre işte o masada oturmak için geldim. Böyle bir kara sevda, kara toz.
topraklar biter. Böyle bir kara sevda, kara topraklar biter. Öyle bir kara sevda, kara toprakta biter. Tamam mı evlat? Yoksa hikayeyi anlatmaya devam edeyim mi? Bitir şu oyunu artık Kenan. Bıraksan bitireceğim. Hiçbir şey öğretemedim mi sana ha çocuk ha? Al eline o bıçağı. Erkek gibi kendin çık karşıma. Senin toruna rica ettim, o yapacak. Yapmadı. Yapmayacak. Ne kadar yıkasan da beynini, benim kanım benim kanımı akıtmayacak. Oyalanıyor. Oynuyoruz seninle. Eski günler bitti Ramzi abi. Kaçırma gözünü o zaman. Gözümün içine bak, cesur ol. Ben senden korkmuyorum Ramzi abi. Hiçbir zaman korkmadım senden. Titreme o zaman karşımda. Adam gibi dur. Ben senden hiç korkmadım Ramiz abi. Sana saygı duydum. Sana hayret ettim. Sana hayran oldum. Gözlerimi kaçırmam korkumdan değil. Kenan. Bir iddiaya var mısın Ramiz abi? Senin yüreğin mi, benim aklım mı baskın çıkacak? Kenan. Senin torunun seni mi dinleyecek, beni mi? Ben diyorum ki, senin torun gün bitmeden dedesini öldürecek. Yapmayacak. Yapmayacak. O çocuk iyi bir çocuk. Yapmayacak. O zaman kazananda kalsın hayatın. İyi oyunlar Ramiz abi. Yapma. Ne olur yapma. Nerede? Tamam.
Nereye gidiyoruz? Tevfik? Hezer! Dayıyı bulabildin mi? Evet. Ne oldu? Bu kargaşa da şey aklıma geldi. Azat. Onu unutmayalım. Azat'ı koruyan biri yok değil mi? Tevfik, Azat'ı korumaya gideyim mi diyor. Tevfik. Taksim talimhanede. Tamam. Ha, bir saniye. Defo, iyi akıl ettin ya. İyi akıl ettin. Bana bak, sana bir şey bıraktım ben. Benim yazıhanede, çekmecede. Senin için. Sağ ol Defo. Benim gibi ihtiyara güzel bir dostluk ettin. Sağ olasın. Hadi eyvallah. Tamam. Tamam. Ama inatçısın be ya. Ne inatçısın. Kenan'ı gördün işte değil mi? Ha? Bizim kaç senede yaptığımızı bir çırpıda aldı elimizden ya. Bulacağız bir yolunu. Bir yolunu bulacağız değil mi? Ben buldum ya. Ben buldum. Adam beni istiyor değil mi? Beni istiyor. Alsın be. Alsın. Yoruldum artık ben de. Yoruldum. Çok yoruldum hem de. Bana yazsan değil. Dinlen. Bir soluklan. Ezel. Kim saldıysa bizi bu dünyaya. Kim izin verdiyse şu yaptığımız şeyler için. Şimdi geri istiyor ya. Geri istiyor. Verdiğini tepe tepe kullandık yani ha. Artık onları geri vermek gerek. Dayı, bu işin felsefesini sen benden daha iyi biliyorsun. Ben bir tek şey biliyorum. Sen her nereye gidiyorsan ben de seninle gidiyorum. Nereye gidiyoruz? Kenan'a gidiyoruz ya. Kenan'a. Büyük büyük ama onu bu işe ben soktum. Çıkarmasını da ben bilirim. Ha şöyle be dayı. Ha şöyle be dayı. Neredesin be Tefon? Ali abi! Ali abi! Ne oldu? Ne yapıyorsun oğlum? Tefo. Tefo, sen kızı hastaneye yetiştir oğlum. Ben Azat'a gidiyorum. Tefo. Tevfik. Sen doğru olanı yaptın kardeşim. Şimdi sıra bende. Ne oldu? Ne oldu Ali abi? Nereye gidiyoruz? Kızım. Tevfik. Tevfik. Şebnem. Şebnem, söylemedin. Ne olacak bize? Ha? Tevfik, çok üşüyorum. Soğuk burası. Soğuk, açtım bak şeyi. Tamam. Tamam Şebnem, söyle ne olacak bize? Tevfik. Uyuma kız. Uyuma. Uyuma, bak bak. Bak Şebnem, bak dayı ne verdi bana bak. Bak, dayı bana kitabını verdi Şebnem. Dayı bana kitabını verdi. Bu ne demek biliyor musun? Dayı beni azat edecek demek Şebnem. Dayı beni azat edecek demek. Sen benim nasıl biri olduğumu merak ediyordun değil mi çocuğum? Nasıl biri olduğumu ilk ne zaman gördün, hatırladın mı? İşte seni o gün götürdüğüm yerde buluşalım. Nasıl biri olduğumu bir de şimdi gör.
yıl olmuştur buraya gelmeyeli. Özledim diyeceğim ama hiç özlememişim. Ne harika değil mi? Medeniyet bu işte. Ne güzel oturuyoruz karşılıklı. Ama sonunu hazırlıyorsunuz birbirinizin. Öldürmek istiyorsunuz birbirinizi. Kendiniz yapamıyorsunuz sadece. Dayı sana bir şey yapsa, sevdiği herkese sonra ne olacağını biliyorum. Sen dayıyı kendin öldürsen, intikamın tadı çıkmaz. Medeniyete bak. Hey Ramiz abi, reddedemeyeceğim bir teklif mi yapmaya geldin bana? Öyle. Ama önce bir hikaye anlatmak istiyorum Ezel'e. Buranın hikayesini. Aa, ne güzel. Bayılırım hikayelere. Sen başla o zaman. Hay hay. Burası Jilet Ahmet diye bir adamındı zamanında. Arkadaş jilet gibi giyinir. İtalyan ayakkabılar, viryantinli saçlar, artistin önde gideni. Ramiz abinin de hemşerisi. Aldı onu yanına ama... Desturu yoktu adamın. Desturu yoktu. Yolu yordamı bilmezdi. Ondan alır buna verir, bundan alır ona verir. Siyaha beyaz der, beyaza siyah. Yanlış yapardı. Ama en büyük yanlışı bu arkadaşın, Ramiz Karaeski'nin önünde durması. Ben öyle hatırlamıyorum. Ben de çocuğum o zaman. İnandım. Bırakmasam ikimizi de harcarlardı orada. Dayı, niye anlattın bu hikayeyi bana? Azat'la Selma'ya dokunmayacaksın. Hay hay. Torunumu bırakacaksın. Nereye isterse gidecek. Denerim. Kandırdın beni dayı. Yeni mi anladın? Ezel'e dokunmayacaksın. Dayı! O benim son oğlum. O hayatta kalacak. Peki. Dayı, sen vazgeçmezsin. Sen pes etmezsin. Sen değilsin bu adam dayı. Değilim ya. Bu seferlik Ramiz Karaeski değilim. Ben kendi torunumla savaşacak adam değilim. Hoşça kal ya. Sen hayatı kaçırma istedim. Ben son kabadayının son trenini. Hadi eyvallah. Dayı! Dayı! Ramiz! Çekerse yapamaz demiştim. Şu işe bak ya. Sus dayı, nefesini harcama dayı. Kanı bana çektiği için yaparmış mı? Baba.
Nefesini harcama dayı, geliyorlar. Gelmesinler. İlla ki bitecekse başladığı yerde bitsin bu iş. Bir şeyin bittiği yok dayı. Bir şeyin bittiği yok. Başladığı yerde biterse her şey. Yani bittiği yerde yeniden başlar. Bak, 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 dikkatli bak, göreceksin yer. Dikkatli bak, 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 40 sene önce bir delikanlı indi buraya. Bak, bak, görmüyor musun yer? Görmüyor musun? Görmüyor musun yer? Görüyorum dayı, görüyorum. 40 sene önce buraya bir adam indi. Elinde bir bavul, cebinde bir bıçak. O kadar. Tek başınaydı. Koca dünya kulağına yapamazsın diyordu. Ona buradan giremezsin dediler. Girdi. Ona burada kalamazsın dediler. Kaldı. Ona sen köyden bir fukarasın. Sen tek başına bu halinle bu koca dünyanın tepesine mi çıkacaksın? Yapamazsın dediler. Yaptı. Yapamam. Sensiz yapamam. Sensiz yapamam dayı. Elim sende yeğen. Ben seninleyim. Yaparsın yeğen. Yaparsın da. Dur. Bak. Bak.